Hizbullah'ın saldırısı dün İran devrim muhafızları komutanı Hüseyin Selami'nin Allah'ın izniyle intikamla ilgili iyi haberler duyacaksınız açıklamasının ardından gerçekleşti. Şimdi acaba yapılan saldırı bağlantılı mıydı, değil miydi? Hizbullah'a İran'da destek vermiş midir? İran'a... Bu açıklama geldi. Açıklama geldikten sonra da saldırı girişimi duyuldu. Göksu, Hizbullah'ı İran'dan, İran'ı Hizbullah'tan ayırmak mümkün değil. Bir kere onu söyleyelim. Yani bugün sahadaki gerçek ki bütün kaynaklarda da görülür. Normalde Emel Hareketi de bilinen sonra Hizbullah'a dönüşen yapının esas mimarı, kurucusu İran. Ve desteği veren de o. Ve bunu zaten saklamıyor, açıktan söylüyor. Hatta Yemen'deki yapının dahi her türlü anlamda destekleyeni İran'dı. Dolayısıyla yani İran'ın bu açıklamasından sonra Hizbullah'ın bu saldırıyı yapması sürpriz değil. Birbirinden bağımsız eylem ve hareketler de değil. Ama hani bizim sorguladığımız zaten arada bir bağ var mı veya bu İran bu konuda müdahil midir? Veya Hizbullah tek başına mı hareket etti sorusu veya konusu değil. İşte sahada yaşananlar karşılığı ve hani gerçekten o çelişkilerin ortaya konarak bir şeylerin okunması. Bizim derdimiz bu. Hocam, Hizbullah'ın vurduğunu iddia ettiği yerlerin görüntüsü, uydu görüntüleri. Bir izleyelim. Doğru. Bir izleyelim. Bir evet. Şey sorabilir miyim? Bu vurduktan önce mi, vurduktan sonra mı? Vurduktan sonra, yani paylaşılıyor. Buraya vurduk diye paylaşıyor. Komutanım, siz bir hedefte etki görebildiniz mi? Yok, göremedik. Ben de göremedim de acaba yanılıyor muyum diye. Hani binlerce vurulmuş hedef gördük. Önceki harita, buralara vurduk dedikleri önceki harita. Ben şöyle yorumladım. Ya vurulmadan önce değil mi İsmet abi? Vurulmadan önce evet, çekip evet. Vurduktan sonra yayınlıyorlar. Şimdi ben şöyle yorumladım bunu. Hizbullah tarafından açıklandı. Hedef aldıkları merkezler. Heh, şimdi burada tam neresi bilmiyoruz. Arapça yazıyı da zaten okuma şansım yok. Şimdi burada askeri bir hedef olduğu askeri yerler oldukları söyleniyor. Bugün Nasrallah şunun üzerine çok durdu. Daha çok dedi istihbarat birimleri, yani Mossad üzerinde durarak bu tür yerlere, bu tür binalara yönelik saldırılarımız oldu dedi. Veya olacak diye önümüzdeki sürece de bir pencere hedef açtı. Şimdi burada gösterilen o ki bir askeri hedef var. Ha, biz bu hedefin bu bakmayla ne olduğunu kestirmemiz zor. Yani burada bir lojistik depo mu? Yoksa bir kullanılan karargah mı? Yoksa bir istihbarat merkezi mi? Yoksa burada bir askeri birlik, bir üst bölgesi var mı? Bilmiyoruz. Ama neticede benim gördüğüm şu. Daha önceden yapılan tespit... İşte uydu fotoğrafları veya uydu görüntüleriyle elde edilen bilgi, bunun hedef analizine dönüşmesi. Hani şey dedi ya Nasrallah, biz dedi bir inceleyeceğiz, kanaat oluştuysa dedi, tatmin olduysak dedi, ikinci safhaya geçmeyeceğiz. Muhtemelen şimdi bunlar incelenecek, saldırıdan sonraki görüntüler ve orada bir hasar, orada bir arzu edilen sonuç alındıysa,
herhalde paylaşılır kamuoyuyla. Der ki biz işte hedefleri göstermiştik. Bu tür yerlerde böylesi etki ürettik. Bizim için bu yeterlidir. İkinci safhaya artık geçmeyeceğiz. Konu kapanmıştır. İntikam alınmıştır der. Bunlar hep tahminim. Ha biz bunu görecek miyiz? Hani esas ikinci bu hedef vurulduktan sonraki halini bilmiyorum. Ama akıl onu gerektirir. Açıklama da onu gösteriyor. Bir inceleme safhası geçilecek, bu belli. Kanaat getirdikten sonra kamuoyuyla muhtemelen paylaşılır. Ki geçtiğimiz günlerde gene böyle bir lojistik depo vurulmuştu Hizbullah tarafından. Orada görüntüler hem de böyle uydu görüntüsü değil. Yani canlı görüntüler paylaşıldı. Bir yüzme havuzuydu. Orada da gene bir lojistik depo askeri üs vuruldu dendi. İlk etap çok kısa süreli bir görüntüydü. Bir çatı delinmiş, bir de yüzme havuzu gördük. Hani bir belge paylaşıldı kamuoyuyla veya bir o olay mahalle ilgili görüntü. Burada benzerini yaşayacak mıyız bilmiyorum ama yani bu çok uzun soluklu bir süreç değil. Bugün yarın bunun incelemesi yapılır ve muhtemelen Hizbullah'tan bir açıklama gelir. Biz arzu ettiğimiz etkiyi ürettik. Gereken yapılmıştır. İşte bunlar da bizim kanaat eriştiğimiz görüntüler ve bundan sonraki süreçte böyle işleyecektir diye bir sonuca bağlanır diye düşünüyorum. Mesela burası yapılan bir havaalanı pisti. Bakın yani şurası. Görüyorsun 12 yazıyor ya. Evet. Mesela muhtemelen o hedef hava alınan üstü. Yerde havaalanının komuta kontrol merkezi filandır yani. Bu da mesela yola yakın bir yer olduğu için muhtemelen bir karargah olarak kullanılan yerler. Keza bu da aynı. Önceden uyduyla tespit etmişler, sonra onu paylaşmışlar mı? Bakın evet, buraları vurduk. Biz önceden uyduda tespit ettik. Evet, şimdi de vurduk işte buraları. Buraları vurduk. Yani bu saldırı öncesi çekilen uydu görüntüleri öyle evet. Görülüyor. Öyle anlıyorum ben. Müziği de onlar mı koymuşlar? Hizbullah genelde böyle paylaşıyor değil mi hocam? Evet. Gerilimli koymuş. Müziklerle, gerilimli propaganda içerikli videolarla paylaşıyor. Mesela bak geçtiğimiz biraz gün... neşeli bir müzik olmuş diğer videolardaki müziklere göre. Size öyle mi geldi? Yani çok gergin bir müzik gelmedi bana bu. Mesela bak Göksu önemli bir konu hatırlattı. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah'ın çektiği bir görüntü paylaşıldı. Hı hı. Hani bir mağara, ortada oturan bir kişi, yanında iki tane de muhafız. Tabii, o bayağı mesela, gergin bir müzik, videoydu. Hani sorduk ya, soruşturduk. Nasıl diye? Ne kazanıyor, etki üretiyor diye. Mesela şimdi o görüntüyü burada gene vicdani bir yargıyla değerlendirelim. Kime yarar o görüntü? İsrail'e demiş, yarar ya. Yani, denilmişti o gün. Tıpkı DAEŞ tarzı bir görüntü, bir Batı'nın video. Batı'nın korktuğu, İslamofobiyi tetikleyecek, etkileyecek bir video denilmişti. Böyle evet. Onun yerine tek kare fotoğraf. Ama Hizbullah'ın böyle bir derdi var mı sizce? Hayır zaten o niye o CD yayınlandı bilmem. O İsrail'in değirmenine su taşıyan bir CD. Bir görüntü, bir video. Yani onu seyreden herkes Batı'da direkt İsrail yanında konumlanır. Evet, hani kesinlikle. Arka plandaki oyunlar böyle oynanıyor. Onu vurgulamak için senin o az önceki tespitin. Ha, bu yüzden açtım konuyu. Mesela onun yerine Hizbullah olsam ben, o daha henüz yaşına girmemiş, başı bedenden ayrılmış çocuğun bir tek kare fotoğrafı öylesine etki yapar ki onunla çık ortalığa. Şimdi hani bu tür hocamın...